İyi, Bu tamam. arada. Hoş bulduk hocam. İyi dersler. Hadi görüşürüz. Görüşürüz hocam. Evet. Zaten Moğol İmparatorluğu dedik. O da zaten kaydı yeni başlattığımız için ufak bir tekrarla yine bir başlayalım. Moğol İmparatorluğu demiştik. Kurucumuz kimdi? Cengiz Han tarafından kurulmuştu. Başkent Moğolistan'ın Karakurum dediğimiz bir bölgesidir arkadaşlarım. Türklerden etkilendikleri için kut anlayışına sahiptirler. Yine kurultay adında neleri vardır? Danışma meclisleri vardır. Cengiz yasasını oluşturmuşlardır. Yasanameyi Düzük diyoruz. Orduda ne vardı orduda? Onlu sistemi. Hatırlayalım, onlu sistemini ilk defa kim bulmuştu? Asya Hun Devleti'ne en parlak dönemini yaşatan Metehan. Metehan bulmuştu. Metehan arkadaşlarım bunun yanında bir de düşmanı korkutmak amaçlı ıslıklı oku da bulmuştu. Onlu sistem neydi? Onbaşı, yüzbaşı, binbaşı şeklinde ayrıma gidilmesi askeriyenin. Peki hocam, Türklere ait olan bir şeyin Moğollar tarafından da kullanılıyor olması o zaman hocam bana şunu mu getiriyor? Moğolları biz askeri alanda etkilemiş miyiz? Evet. Hocam biz Moğolları kut anlayışında etkilemiş miyiz? Evet. Mesela yönetim alanında etkilemiş miyiz? Evet. O zaman Moğollar zamanla ne hale gelirler tabii ki de Türkleşirler diyeceğiz. Yine ülke toprakları aynı Türklerde olduğu gibi hanedanın neyi sayılmıştır? Ortak malı sayılmıştır. Hatta ve hatta Cengiz Han yani Moğol Devleti'ni Karakurum'da kuran Cengiz Han diğer adıyla Timuçin arkadaşlarım ölümünden sonra ülkeyi oğulları ve torunları arasında paylaştırmıştır. Bu da devletin parçalanmasına ve yeni devletlerin kurulmasına sebep olmuştur. Çocuklarını ve torunlarını toplamıştır. Şu bölge senindir, bu bölge senindir, şu bölge senindir şeklinde bir ayrıma gitmiştir diyeceğiz. Peki, Cengiz Han öldü. Ülkeyi Türk geleneklerine uygun bir şekilde, ki bunu Türklerde de yapan vardı, değil mi? Arkadaşım ileride söyleyeceğim ben. Yeri gelince söylemiş olalım. Şimdi kafamız karışmasın. Türklerde de mesela çocuklar arasında devleti payla edenler olacak. Bu da devletlerin kısa sürede yıkılmasına zaten sebeptir. Şimdi burada Cengiz Han ne yapıyor? Çocuklarını torunlarını topluyor. Ülkenin şu bölgesinin bölgesi. Ayrılınca arkadaşlarım tabii şimdi hayal ettiği gibi olmamıştır. Nasıl yani hocam? Hani çocukları arasında taht kavgaları yaşayınca her biri kendi bölgesinde ne kurmuştur kendine? Yeni bir devlet kurmuştur. Kurulan devletler hangileri hocalarım? Şöyle bir ne yapalım? Altın Orda Devleti, İlhanlı Devleti, Çağatay Devleti ve Kubilay Devleti. Her biri kendi alanında kendine has bazı özelliklere sahip dört tane devlettir arkadaşlar. Dört tane devletten bahsediyoruz. O zaman ne yapalım? Bu devletleri tek tek önemli gördüğümüz özelliklerden bahsederek gidelim diyelim. Şöyle bir tık daha atayım. Şöyle süper. Heh. Altın Orda Devleti arkadaşlarım. Altın Orda Devleti. Cengiz Han'ın torunu arkadaşlarım. Cengiz Han'ın torunu Batuhan tarafından Batuhan arkadaşlarım Cengiz Han'ın torunudur. Ve Batuhan tarafından Deşti Kıpçak dediğimiz yani Kıpçak bölgesi. Çünkü biliyorsunuz geçmişte Kıpçak Türklerin yaşadığı yer Karadeniz'in kuzeyidir. Güneyimizdeki Sibirya bölgesidir. Arkadaşlar buraya biz ne diyoruz? Deşti Kıpçak. Kıpçakların yaşadığı yer. O bölgede şimdi yani neresi hocam günümüzde nereye tekabül ediyor burası? Karadeniz'in kuzeyine tekabül ediyor arkadaşlar. Şu an günümüzdeki o zaman hocam Karadeniz'in kuzeyinde günümüzde şu an kim var? En bildiğimiz kim var tabii öyle söyleyelim daha doğru olur. Rusya diyeceğiz. Tamam mıyız? Rusya. Zaten bu devletin yıkılması Rusların aşağı inmesine sebep olmuştur diyeceğiz arkadaşlarım. Dur bakalım bir mesajımız varmış. Kim ne attı? Kimse bir şey yapmamış. Tamam. Deşti Kıpçak dediğimiz Karadeniz'in kuzeyinde kurulmuşlar. Timur tarafından yıkılmış bir devlettir arkadaşlar. Timur, hep duymuşsunuzdur mutlaka.
Osmanlı Devleti'nde Yıldırım Beyazıt ile 1402 Ankara Savaşı'nı yapıyor. Ankara Savaşı Osmanlı Devleti'nin fetret dönemine girdiği bir savaştır. Yani oğulları arasında 11 yıl süren bir taht mücadelesine sahne olacak. Bunu yapmadan önce Karadeniz'in kuzeyinde bulunan Altın Orda Devleti'ni kendisine herhangi bir sorun teşkil eder mantığıyla önce gitmiştir Timur. Altın Orda Devleti'ni yıkmıştır. Ondan sonra gelmiştir Osmanlı'ya saldırmıştır. Ve Karadeniz'in kuzeyinde bulunan Altın Orda Devleti ortadan kalkınca, bakın şöyle bir, hemen şu kısımda kim var? Bu kısma baktığımız zaman Rusya adamlar kuzeyde kafalarına göre takılıyorlar. Şimdi aşağıda şu devlet ortadan kalkınca bunlar başladılar aşağı inmeye. Ve bunlar aşağı inmeye başladıkça arkadaşlarım Osmanlı için özellikle sorun teşkil etmeye başlayacaklar. Şimdi bunların ortalama aşağı inmeleri 1600'leri buluyor. Çünkü Altın Orda Devleti yıkılıyor ama yerine Kazan, Küçüm, Nogay, Ejderhan, Kasım, Kırım adında hanlıklar kurulmuştur. Rusya bunları teker teker ne yapacak? Yenecek. Teker teker hepsini yenmiştir. Ondan sonra tamamen Karadeniz'in kuzeyine hakim olacak. O süreçten sonra da Osmanlı için artık Rusya bir sorun teşkil edecek. Zaten inşallah derslerimiz açıldıktan sonra Osmanlı Devleti'ni anlatırken 17. yüzyıldan sonra iki kelimemden biri Rusya olacak. Yani 18. yüzyılı anlatacağım. Şöyle oldu ki niye Rusya? Bu Rusya, şu Rusya. Yani gerçekten Osmanlı Devleti yıkılmışsa bunun en büyük sebebi Rusya'dır. Açık ve net yani. Çünkü Rusya ciddi anlamda bize sorun teşkil etmiştir diyeceğiz. Tamam mıydı arkadaşlar? Şöyle silelim. Bu arada Altın Orda Devleti'ni farklı kılan bir özelliğimiz de var. Arkadaşlarım bakın soru olarak gelebilir. Soru olarak gelebilecek bir durumdur. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk, Moğol, burada Sevleti yazmış ama bu devleti arkadaşlar komple yanlış yazılmış, devletidir. Tamam mıydı arkadaşlarım? İslamiyet'i kabul eden ilk Türk, Moğol, devletidir. Bak, ÖSYM sizi düşürmek için. Hani o zor dediğimiz bir soruların bazıları zor diyoruz ya. İşte o zor sorulardan biri bu olabilir arkadaşlarım. İslamiyet'i kabul eden ilk Moğol devlettir. Hatta İslamiyet'i kim kabul etmiştir? Onu da şöyle yazalım. Biraz ufak bir detay olsun şöyle. Şöyle bir hatta. İslamiyet'i kabul eden Moğol hükümdarı kim? Özbek Han'dır arkadaşlar. Tamam mıyız? Bunu da isteyen notlarına ekleyebilir. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk Moğol devletidir diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mıyız? Kabul eden adamımız kimmiş? Özbek Han'mış. Ve yıkıldıktan sonra Kazan, Küçüm, Nogay, Ejderhan, Kasım ve Kırım adında hanlıklar kurulmuştu diyeceğiz arkadaşlar. Ve Rusya bunları teker teker ortadan kaldırıp bu bölgenin tamamına hakim olmuştu. Hatta Kırım'ı Osmanlı'ya anlatırken bayağı bir bahsedeceğim diyeceğiz. Diyorum ve Altın Orda Devleti'ni kurun. Bu arada bunu not alın istiyorum. Yani hani bu önemli olabilir. O Timur Türk tarihine iki darbe vurmuştur. Bakın Timur tekrar ediyorum. Timur Türk tarihine iki darbe vurmuştur. Biri Anadolu Osmanlı Devleti ile Ankara Savaşı'nı yaparak Osmanlı Devleti'ni fetret dönemine sokarak yapmıştır. Neredeyse yıkmıştı yani. Neredeyse yıkılmak üzereydi. Bu bir. Bunu zaten biliyoruz. Hocam ikincisi ne? Hocam ikincisi Altın Orda Devleti'ni yıkarak Rusların aşağı inmelerine sebep olmuştur. Aşağı indikten sonra bu Ruslar bizimle sürekli ne çatışması haline gelecekler? Sıcak deniz. Kafayı sıcak denize takacaklar. O yüzden Timur iki darbe vurmuş. Altın Orda Devleti'ni yıkarak Rusya'nın aşağı inmesine sebep olmuştur. Osmanlı Devleti'nde fetret dönemine sokmuştur diyeceğiz. Unutmuyoruz. Bunu not alıyoruz. Bu biraz çıkabileceğini düşündüğüm bir yerdir
diyelim önemli bir yer. Altın Orda Devleti'ni anlattığımıza göre ikinci anlatacağımız Moğol Devleti. Bakın ilk Moğol Devleti, yani Cengiz Han ölümünden sonra kurulan ilk Moğol Devletimiz Altın Orda Devleti'ydi. İkinci anlatacağımız Moğol Devleti'nin de İlhanlı Devleti'dir diyeceğiz arkadaşlar. İlhanlı Devleti. İlhanlı Devleti arkadaşlarım Hülagü Han tarafından nerede kurulmuştur? İran'da kurulmuş bir devlettir diyeceğiz. Tamam mıyız? Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han tarafından nerede kuruldu hocam? Günümüzdeki İran coğrafyasında. Yani nerede? Tebriz'de kurulmuştur. Tamam mıyız? Unutmuyoruz arkadaşlarım. Nerede kurulmuş? İran. Nerede kurulmuş? İran'ın Tebriz'inde. Kim kurmuş? Hülagü Han tarafından kurulmuştur diyeceğiz. Tamam mıyız? Kuruluş tarihini yazmamışız. Şöyle bir şuraya yazalım. 1256-1336. Tamam mıyız arkadaşlar? 1256'da kurulmuş bir devlettir. 1336'da yıkılmış bir devlettir. 1256'da arkadaşlarım nereyi yıkmıştır? Alamut Kalesini. Hatırlayalım, bu Alamut Kalesi Büyük Selçuklu Devleti'nde Melikşah döneminde Hasan Sabbah tarafından kurulmuş Haşhaşilik tarikatını, Haşhaşilik diğer adıyla Batınilik tarikatının yapılandığı bir bölgeydi. Bu bölge, yani Alamut Kalesi'ni ortadan kaldırarak Haşhaşiliği, Batınilik'i ne yapmıştır? Yıkmıştır. Tamam mıyız arkadaşlarım? Haşhaşilik yıkılmıştır diyeceğiz burası için. Yine 1258'de Bağdat'ı alarak hangi devleti de yıkmıştır? Abbasi devletine son vermiştir diyeceğiz. Arkadaşlarım geçen hafta hatırlıyorsanız bundan bahsetmiştim. Mısır'da kurulmuş olan son Türk İslam devleti Memlükler, Abbasi devleti İlhanlı tarafından yıkılınca ne yapmıştır? Abbas halifesini güvence altına almıştır. Tamam mıyız? Abbas halifesini ne yapmıştır? Güvence altına almıştır diyeceğiz. Nereye alarak? Bağdat'ı alarak diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mıyız? Olayımız bu bizim. O zaman hocam hem Alamut Kalesi'ni alarak Haşhaşileri hem de Bağdat'ı alarak Abbasi devletine kim son vermiş? İlhanlı Devleti son vermiş. Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han tarafından İran'da kurulan İlhanlı Devleti Alamut Kalesi'ni ve Abbasi Devleti'ne son vermiştir. Hocam başka ne yaptı? Başka ne yaptı biliyor musunuz? 1243 yılında, ben bunu Anadolu Selçuklu Devleti'ni anlatırken daha detaylı anlatacağım. Şimdi çok üstünde durmayacağım. Köse Dağ Savaşı'yla, bakın, Anadolu Selçuklu Devleti ile hangi savaşı yapmıştır? Şöyle biraz karalıya gidelim. Köse Dağ Savaşı'nı yapmıştır. Ve arkadaşlarım Köse Dağ Savaşı'nı yaptıktan sonra 1336'ya kadar Anadolu'ya ne olmuştur? Hakim olmuştur diyeceğiz. Tamam mıyız? Sonradan 1336 yılında zaten bu devlet ne olacak? Yıkılacak. Tamam mıyız? 1336'da yıkılan bu devlet 1200 şöyle yazalım bir daha, belki not almak isteyen olur. Maşallah çok güzel yazdım. Kendimi tebrik ediyorum. 1256 yılında kurulan bu devlet 1336 yılında ne olmuştur? Tamamen yıkılmıştır. Tekrar ediyorum. Hülagü Han kurdu. İran'da kurdu. İran'ın Tebriz'inde kurdu. Alamut Kalesi'ni alarak Batınili'yi, Haşhaşili'yi ortadan kaldırdılar. Hasan Sabbah'ın Melikşah döneminde kurdu. Alamut Kalesi'nde kurdu. Haşhaşilik, diğer adıyla Batınilik tarikatı gitti. Bağdat alarak Abbasi Devleti gitti. Abbasi Halifesi Mısır'da kurulan, geçen hafta anlattığım son Türk İslam Devleti olan Memlüklere arkadaşlarım, Memlüklere sığınmıştır Abbasi Halifesi. Ve
Abbasi halifesinin koruculuğunu artık Memlükler yapacak. Daha sonra zaten Memlükleri yıkan Osmanlı'ya gidecek halifelik saltanatı şeyi. Tamam mıyız? Köse Dağ Savaşı ile Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılış sürecine sokmuştur. Ve 1336 yılına kadar da Anadolu'ya hakim olmuştur diyeceğiz arkadaşlar. İlhanlı Devleti ile ilgili anlatacaklarımız da bunlardan ibaret diyeceğiz. Yine az önce anlattığım devletler kadar güçlü olmayan bir devlet arkadaşlarım. Çağatay Hanlı diyelim burası için. Tamam mıyız? Şöyle bir yapalım. Şöyle yapalım. 1200 kaç oldu? 1227'de kurulmuş bir devlettir. 1369. Ya bunlar çok önemli değil de. Hani bazen yani çok sınavda tarih sorulmaz ya. Yani böyle bir ihtimal yok ama bazı arkadaşlar merak ediyorlar tarihleri. Ben de o zaman oyunlar için yazıyorum. Çağatay Hanlı arkadaşlar çok güçlü bir devlet yapısında değildir. Cengiz Han'ın oğlu Çağatay Han tarafından kurulmuştu arkadaşlar. Nerede kurulmuş? Doğu Türkistan'da. Yani kurulduktan bir süre sonra zaten Timur tarafından ne olmuştur? Yönetimine alınmıştır. Yani Timur bu devleti kendi yönetimisine almıştır. Öyle söyleyeyim. Yönetimine almıştır. İslamiyet'i kabul etmişler ve zamanla ne olmuşlardır? Türkleşmişlerdir diyeceğiz. Çağatay Hanlı ile ilgili çok anlatacak bir şey yok. Sadece bu bölgeye kısa zaman sonra hakim olan Timur'dur. Zaten Timur'da burayı anlatacağız. O yüzden bunu geçiyorum. Arkadaşlarım, Kubilay Hanlığımız. Kubilay Hanlığı ile ilgili, Kubilay Hanlığı ile ilgili ne söyleyebiliriz? Yine Kubilay Hanlığı 1280'de kurulmuş, 1368'de yıkılmış bir devlettir. 1300. Evet. Arkadaşlar Kubilay tarafından nerede kurulmuş? Pekin'de. Hocam bu Pekin neresi ya? Arkadaşlarım Pekin Çin'dedir Çin'de. Hala da Çin'de. O zaman hocam Kubilay Hanlığı Çin'de kurulmuşsa Türkleşmiş olma ihtimali var mı? Hayır. İslamlaşmış olma ihtimali var mı? Hayır. O zaman Türkleşmemiş ve İslamlaşmamış yani Müslümanlığı kabul etmemiş bir devlet. Nedeni? Yani bunun nedenini sorarlarsa arkadaşlar kurulduğu yer neresi? Çin. Çin'in bu kadar kalabalık Çin nüfusu içinde sizce İslam'ı kabul edebilir mi? Ya da Türkleşebilir mi? Çok zor. Yine ünlü bir seyyah olan Marco Polo seyahatnamesinde bu işten bahsediyor. Arkadaşlar 20 sene bu devletin hizmetinde çalışmıştır. Ve ünlü seyahatnamesinde bu devletten de bahsetmiştir diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mıyız? Yani Marco Polo ünlü seyyah 20 yıl bu devlette çalışmış ve seyahatnamesinde bu durumdan bahsetmiştir diyeceğiz. Devlet görevlisi olarak çalıştığını biliyoruz bu arkadaşın. Arkadaşlarım bir diğer Moğol devletimiz Timur. Arkadaşlar Timur az beyaz Türk'tür. Çağatay topraklarına kendi devletini kurmuştur. Fakat Timur'la ilgili şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Timur Cengiz Han'ın soyundan gelmiyor. Cengiz Han'ın soyundan gelmediğinden ötürü arkadaşlarım Cengiz Han'ın soyundan gelen yani Çağatay'ın torunlarından birini ne yapmıştır? Başta tutmuştur ve devleti arkadaşlarım Melik ünvanıyla yönetmiştir. Tamam mıydı arkadaşlarım? Olayımız bu bizim diyeceğiz. Yani ne yapacağız? Çağatay Hanlığı diyeceğiz arkadaşlarım. Tamam mıyız? Timur tarafından nerede kurulmuştur? Çağatay topraklarında ve başkent neresidir? Semerkant'tır. Timur hükümdar ailesinden olmadığı için emir ünvanıyla ne yapacak? Ülkeyi yönetecek. Ne ünvanıyla yönetmiş hocam? Yani göstermelik bir ne tutmuş sürekli başta? Çağatay ailesinden birini tutmuştur ve kendisi ne ünvanıyla ülkeyi yönetmiştir? Emir. Çünkü eğer Moğol
Ların olduğu bir bölgeyi yönettiği için hani kendisini kabul etmezler. Çünkü kendisi Batı Göktürklerde yaşayan bir ailenin çocuğudur. O yüzden arkadaşlar ne ünvanıyla yönetmiştir ülkeyi? Emir ünvanıyla diyeceğiz. Ve Altın Orda Devleti'ne ne yapmıştır? Son vermiştir. Osmanlı Devleti'ni Fetret dönemine sokan bir hükümdardır diyeceğiz. Hangi savaşla? Ankara Savaşı. Ben bunu Osmanlı'da bir daha zaten bahsedeceğim. Arkadaşlar iktidar sistemini uygulamıştır. Yine savaşta yararlılık gösterenlere ne ver? Bu biraz detaydır. Suyurgal adında ne vermiştir? Bir toprak vermiştir. Savaşta yararlılık gösterenlere ne vermiş hocaları? Tekrar edelim. Suyurgal adında topraklar verilmiştir. Hüseyin Baykara, Alişir Nevai, Ali Kuşçu ve Ulubey. Arkadaşlar Ulubey Timur'un torunudur. Ulubey hem Timur'un torunudur, hem yöneticidir, hem de astronomiyle uğraşmıştır arkadaşlar. Tamam mıyız? Hem yönetici adam, hem de astronomi. Hatta rasathane kurmuşlar. Hatta Ali Kuşçu'yla beraber bu rasathanede çalışmışlardı. Ali Kuşçu'nun da şöyle bir özelliği var. Bu devletten Akkoyunlu Devleti'ne geliyor. Oradan da Uzun Hasan tarafından Fas Sultan Mehmet'e gönderiliyor. Fas Sultan Mehmet de kendisinin burada kalmasını istiyor. Bu sebepten ötürü de 3 devlette yaşamış bir devlettir. Timur'da önce yaşıyor. Sonra Akkoyunlu Devleti'ne geliyor. En son Osmanlı'da, Ayasofya'da öğretmenlik yaparken hayata gözlerini yummuştur. Yani Timur Devleti, Akkoyunlu Devleti ve Osmanlı Devleti şeklinde bir yapısı vardır Ali Kuşçu'nun. Ulubey de bizim için önemlidir. Ali Şinnevay. Bunları zaten bahsedeceğim ben yine kısmında. Evet, artık Anadolu'ya giriş yapabiliriz. Arkadaşlar Anadolu tarihini de anlatacağım. Ondan sonra kültür medeniyet şeklinde geçeceğiz. Anadolu tarihinde bilmemiz gereken arkadaşlarım birinci Türk beyliklerimiz var. Bunlar biliyorsunuz Büyük Selçuklu Devleti 1071'de ne savaşı yapmıştı hatırlayalım. Malazgirt Savaşı. Malazgirt Savaşı ile beraber Alparslan komutanlarını hatırlayalım. Ne hakkı vermişti? Biz buna ne diyoruz? Kılıç hakkı verdi arkadaşlarım. Ve bu kılıç hakkını alan beylikler Anadolu'da ilk Türk beyliklerini kurmuşlardır. Daha sonra Anadolu Selçuk Devleti, daha sonra 2. Türk Beylikleri, en son Osmanlı Devleti ve günümüzde halen de bu bölgede olan Osmanlı Türkiye Cumhuriyeti olarak devam ediyor arkadaşlar. 1. Türk Beyliklerinden bahsedeceğim biraz. Bunları biz nasıl kodluyoruz? Kodlamayı hatırlayalım. D-Smaç diye. Şunu bir sileyim. Ne diye kodluyordu arkadaşlar? D-Smaç. Neydi bunlar? Danishment, Artuklu, Mengücek, Saltuk, Mengücek, Artuk ve Çaka Beyliği şeklinde. Bunların dışında çok sorulacağını düşünmüyorum ama İnaloğulları, İnançoğulları, Dilmaçoğulları, Çubukoğulları, Tanrıvermişoğulları ve Sökmenoğulları şeklinde bekler vardı. Ama sizden ricam şu dördünün beşini bilseniz bana fazlasıyla yeterli olacağını düşünüyorum ben. Hemen bunları bir önem sıralarına göre bahsedeceğim. Bunlarla ilgili size tavsiyem bilmeniz gerekeni bilin. Çok detay bilmenize gerek olduğunu düşünmüyorum burası için. Arkadaşlar Saltuklular. Zaten kurucularını sormazlar. Ebul Kasım Saltuk Bey tarafından kurulmuştur. Kurulduğu yer günümüzdeki Erzurum, Kars bölgesidir arkadaşlarım. Ve bu devletle ilgili, bu beylikle ilgili bilmeniz gereken belki de en önemlisi nedir? İlk Anadolu'da kurulan ilk beyliktir arkadaşlarım. Bakın size sınav sorusu olur bu. Der ki Anadolu'da kurulan ilk beylik hangisidir? Cevabınız ne olacak arkadaşlarım? Saldırılar. Tamam mıyız? Yine Haç saldırılarına karşı Anadolu'yu savunmuşlardır. Erzurum Ulu Cami, Mama Hatun Kümbeti, Erzurum Kale Camii, Erzurum Tepsi Minare, Erzurum Ulu Camii şeklinde arkadaşlarım iki kere yazmışız. Camilerimiz ve kümbetlerimiz varmış. O zaman ben Saltuklularla ilgili neyi bileceğim? Arkadaşlarım Anadolu'da kurulan ilk beyliktir. Bu bir. Erzurum Kars'ta kurulmuştur. Erzurum Ulu Camii, Mama Hatun Kümbeti, Erzurum Kale Camii ve Erzurum Tepsi Minare
sahiplerdir diyeceğiz. Tamam mıyız? Bakın bunları bilirseniz inanın bana size fazlasıyla yeter. Sınav size ne der? Bu Erzurum Ulu Camii'ni, Mama Hatun Kümbeti'ni ya da Kale Camii'ni verir. Kime aitler? Saltuklular. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği hangisidir? Saltuklular. Erzurum Kars bölgesinde kurulan beylikler? Saltuklular. Olayımız bu. Yani Saltuklularla ilgili bilmemiz gereken belki en önemlileri bunlardır diyeceğiz arkadaşlar. Mengücekler. Arkadaşlar Mengüceklerle ilgili bir şeyi çok iyi bilin, fazlasıyla yeter size. Mengüceklerle ilgili tutup kim kurdu demez. Mengücek galiba. Erzincan, Kemah ya da Divriğinde kurulmuştur diyebilir. Tamam. Anadolu Selçuk Devleti tarafından yıkılmıştır. Bunlara geçiyorum. Arkadaşlar bilmemiz gereken Mengücek deyince ben size Mengücek dediğim zaman sizin aklınıza gelecek olan arkadaşlarım Divriği Ulu Camii'dir. Arkadaşlarım Divriği Ulu Camii UNESCO Dünya Miras listesindedir. Ve çok değerlidir. Çok değerlidir. UNESCO Dünya Miras listesindedir. Divriği Ulu Camii arkadaşım. Ya da Darüşşifası derler. Unutmuyoruz. Mengücek deyince arkadaşlar Erzincan Kemah Divriği de kurulmuştur. Ve Divriği Ulu Camii'ne sahiptir. Saltuklar deyince ilk olması, Mengücek deyince de Divriği Ulu Camii diyeceğiz. UNESCO Dünya Miras listesindedir diyeceğiz. Arkadaşlar sırada kurulan beyliklerin, hani bu DSMH diye kodladık ya, Danışman, Mengücek, Artuk, Çaka, Beli şeklinde kod. En güçlüsü Danışmentlerdir. Yani arkadaşlarım, kurucu Danışment Ahmet Gazi'dir. Tamam. Kurulduğu yer Sivas, daha sonra Tokat, Çankırı, Kayseri, Malatya'ya kadar genişlemişlerdir. Kurulan Türk beylikleri içinde arkadaşlarım en güçlüsüdür. Güçlü bir devlet Anadolu Selçuk Devleti'ni en çok uğraştıran değil midir? Kurulan beyliklerden birinci Türk beylikleri dedim ya, DSMH diye kodlar. En güçlüsü Danışment'ti. Hocam ilk beylik hangisiydi? Saltuk. En güçlü Danışment diyeceğiz. Ve arkadaşlarım Tokat Niksar'da Yağılbasan Medresesi Anadolu'daki ilk medresemizdir. O zaman toparlayalım. Anadolu'da kurulan ilk beylik Saltuklular. Anadolu'da kurulan beyliklerin en güçlüsü Danışmentler. Divriği Ulu Camii kimindi? Mengücekliler. Yağılbasan Medresesi Anadolu'da kurulan ilk medrese Danışmentler. Diyeceğiz geçeceğiz. Size sorular böyle gelir. Kayseri Ulu Camii ile vardır. Ve yine bu beyliğe kim son vermiştir? Anadolu Selçuk Devleti son vermiştir diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mıyız? Danışmentlerle ilgili ve söyleyeceklerimiz bunlardan ibaret. O zaman bir de neyden bahsedelim? Çakabeyli ile ilgili de arkadaşlar nerede kurulmuş? Farkındaysanız diğerlerine göre biraz daha deniz yerinde kurulmuştur. İzmir'de kurulmuştur. İzmir deniz midir? Evet. O zaman ilk denizci beyliğimiz midir? Evet. Arkadaşlarım ilk Türk donanmasını kaç yılında kurmuştur? 1081. Farkındaysanız şu ana kadar ilk defa Türk deyince denizden bahsetmiş oldum. O zaman 1081 Çakabeyli neydi? Kuruluşu. O zaman deniz kuvvetlerinin kuruluşu 1081 yılını kapsıyor. İlk defa denizle uğraşmıyor. O zaman hocam benim deniz kuvvetleri komutanlığım kaç yılında kurulmuştur? 1081 Çakabeyli'nin kurulması. Çünkü biz ilk defa Çakabeyli, bizim ilk Türk denizcimiz kimdir? Çakabeyli. İlk defa çünkü denizle uğraşıyor. İlk Türk donanmamızı kim kurdu? Çakabeyli. O zaman Türk yani deniz kuvvetleri kuruluşu, deniz kuvvetleri komutanlığının kuruluş yıl dönümü 1081 Çakabeyli'nin kuruluşudur. Yine bu devlete kim son vermiştir? Anadolu Selçuk Devleti diyeceğiz arkadaşlar. Bir diğer son arkadaşlarım bunlarla ilgili, Artuklarla ilgili belki bilmeniz gereken en önemlisi bence, yani bunları da bilin tamam, hani Sökmen Gazi, İl Gazi 3 şekilde kurulmuşlardı. Hasankey, Harput ve Mardin. Ama bence şu El Cezeri'yi kesinlikle bilin. Adam Sibernet'in kurucusudur. Malabadi Köprüsü bu devlete aittir. Mardin Altuniye Medresesi bu devlete aittir. Haburman ve Deve Geçidi köprüleri de kime aitmiş? Artuklara aitmiş diyeceğim. 3 şekilde yönetilmişler. 3 bölge halinde. Hasankeyf, Harput ve Mardin şeklinde. Belki burada bilmeniz gereken en önemlisi El Cezeri. Adam sibernetik
kurucusu. Yani haberleşme kurucusu olarak karşımıza çıkmıştır diyeceğim. Hızlıca toparlayıp zaten süremiz doluyor, kapatacağız. Arkadaşlar, Anadolu'da kurulan ilk beylik Saltuklular. Anadolu'da kurulan beyliklerin en güçlüsü Danışmentler. Peki en güçlüsü ise Anadolu Selçuk Devleti'ni en çok uğraştıran mıdır? Evet. O zaman Danışmentler Anadolu Selçuk Devleti'ni en çok uğraştıran ve en güçlü devlettir. Anadolu'da kurulan ilk medrese hangisiydi? Yalova Sultan Medresesi. Kim bunun sahibi? Danışmentler. Divriği Ulu Camii kime ait? UNESCO Dünya Miras Listesi'ne, Mengücekilere ait. Tamam mıyız arkadaşlar? Olayımız bu. Bizim burası için. Haftaya Anadolu Selçuklu Devleti deyip oradan devam edeceğim arkadaşlarım.